Selamlar herkese. One Piece Odyssey serimizin 3. bölümünde beraberiz. Bu bölümde en son Adio ile konuşacaktık. 2. bölümde de ne yaptığımızı kısaca özetleyecek olursak, Adio ile bir de işte o yanındaki kızla tanışmıştık. O kız bizim gücümüzü çalmıştı. Daha doğrusu gücümüzü içimizden alıp bu adada etrafa fırlatmıştı. Ondan sonra dost olduk bir şekilde. Sonra da Adio bizi şu ileride bir mağaraya yolladı. O mağarada kendimizi biraz eğitmemiz gerektiğini söyledi ve belki oralarda küp bulacağımızı söylemişti. Yani bizim güçlerimizi, o küplerde bizim güçlerimiz var çünkü. Gittik onları aldık biraz, birkaç yeteneğimizi açtık. Şimdi de yine Adio ile konuşup maceraya atılmaya devam edeceğiz. Haydi bakalım. Evet, hazırım. Devlerin Lait'i şu tarafta diyor. Bu arada evet, bizi Ateş Devi saldırmıştı, hatırlayacaksınız ikinci bölümde bize. Şimdi de bizi yine devlerin lahitine götürüyor. Arkada Zoro ile bu arada Sanji yine kavga ediyor. Evet. Hemen Adio'yu takip edelim o zaman. Bakalım bu sefer hangi devle karşılaşacağız? Ve bu sefer, bu arada burada şunları arkalayabilirsek. Ha, bunlardan sıyrılabiliyor muyuz savaşmadan? Güzelmiş. Bunlarla savaşmayacağım çünkü hatırlarsınız bir kamp kurmuştuk ve kamp kurduktan sonra 10 tane savaş boyunca üzerimize bonus var. O yüzden bunlarla boşuna savaşmak istemiyorum. O şeyin, devin oraya gidip savaşacağım. Öyle daha iyi olur bence. Mesela şundan da sıyrılabilirsek güzel olur. Böyle gizli gizli geçelim. Anla ki Herb ne ya? Onu aldık ama. Evet. Burası mı? Bu da ne? Bu taraftan. Hadi acele acele edin. Koş koş koş. Aa, şurada yine bir şey parlıyor. Onu aldık. Aa, küp. Chopper'ın kübü. Ulan Chopper, hadi yine iyisin. Şimdi bir dakika, o adam nereye çıktı öyle? Şuradan mı çıktı? Aa, o ne yapıyor lan öyle? Burada bir kutu var. Bedrock Salt. Tamam. Buradan. Oradan oraya atlamamız gerekiyor. Aa, şuradaki goril şey değil miydi ya? Bak burada kim var? Ona gidebilirsek sonra gitmek istiyorum. Tekrar bir dövelim onu. E tamam. Şimdi şuraya mı atlayacağız? Nereye atlayacağız? Bayağı zor bir yermiş. Lan düşüyorduk az daha. Tırmanma konusunda biraz kötüyüm. Bunu zaten anlamışsınızdır. Şuraya da hemen yaklaşmadan alalım. Hiç etliye sütlüye karışmadan ilerleyelim. Asıl büyük rakiplere saklıyorum o experience bonusunu. Bir de kritik vurma şeyi de vardı bu arada. Bayağı yıldırım çakıyor burada. Şimşek Kafa Lahiti'ymiş burası. Pandır Kolosus burada. Yıldırım Devi burada. Bu da Ateş Devi'nin yıldırımlı hali herhalde. Böyle elektrikli merektrikli bir şey. Hadi bakalım. Evet, Luffy korkusuzca gidiyor. Ve evet. Luffy'ye şimşek çarpmasının hiçbir işe yaramayacağını biliyorsunuzdur. Animeyi izleyenler, manga okuyanlar bilir. Kendisi lastik meyvesi yediği için, lastik adam olduğu için lastiğe de zaten elektrik işlemiyor. Hatta animede çok güzel, benim One Piece'te en sevdiğim sahnelerden biri var yine bununla alakalı. Baya komik ve güzel bir yerdi, yani taş taşlı bir sahneydi. Evet.
Garip garip şeyler var. Burada herhalde puzzle çözeceğiz biraz. Yıldırım Kafa lahitindeyiz. Bir sürü de yaratık bizi bekliyor. Hadi bakalım. Adio'yu yine partimize ekledik. Bize yardım edecek. Evet, araştıralım burayı. Hemen şunları kırmakla başlayalım. Bedrock tuzunu aldık. Nereye gidebiliriz? Bu ne gösteriyor bize? Pek de okunmuyor ya. Neyse geç. Robin'in kübünü de aldık. Şu karşıya atlayalım. Bir dakika, aşağıda bir şey vardı. Aşağıda bir şey vardı. Nasıl ineceğiz aşağı? Aynen. Yarasayla karşılaşalım bakalım bir. Evet, iki tane yarasa var Luffy'nin önünde. O zaman yapacağımız şey basit arkadaşlar. Gatling kullanacağız haliyle. Tekler mi? Tekledi. Tamam. Çok uğraştırmadı Allah'tan. Zora da burada. Zora bu arada bunu tekleyebilir. Onigiri ile. Çünkü o yaratıkta güç var. Zora'da ise teknik var. Teknik gücü yeniyor. Oha, ölmedi lan. Azıcık canı kalmış. Tekleyemedin Zoro. Senden bunu beklemezdim. Lan iki yarasa kestik, 7 level olduk, iyi mi? Tamamdır. Şimdi biz buraya atladık ama iki tane yol var. Gerçi mini haritayı hep unutuyorum bu oyunda ya. Şurada gösteriyor zaten kocaman. Daha ne düşünüyorsun? Evet. Bunlar mı sağlıyor acaba bu yıldırımları? Gerçi yıldırım mı diyeyim, şimşek mi diyeyim? Karıştırıyorum onları da ama. Evet, sanırım o yıldırımlar buradan çıkıyor. Bunu durdurabilir miyiz acaba? Evet, şimdi yani bilmiyorum. Bir yumruk atsak dururdu bence ama atmadı Luffy Bey. Şurayı araştıralım. Hep yanlış tuşa basıyorum ya. Zıplıyorum bir şey araştırırken. Evet. Ha, bu ateş kolosusuna benzediğini söyledi Chopper. E tabi burası onların lahiti yani. Baksana her yerde varlar. Hemen şuraya gidelim. Aha, ne oluyor lan? Lan manyak gibi koşturdu, korktum bir ana. O Zoro'nun önünde 3 taneler. Tabi Zoro bunları da yener ama bu arada. Şöyle yapıştıralım üçüne de. Güzel, bir tane kaldı. Aferin Zoro. Ve bize vurup hasar yedi. Böyle bir özellik de var üstümüzde herhalde. Bak, parti bonus 9 tane kalmış. Bununla beraber 8 tane kalacak bu arada. Sen pistolle alır mısın? Boşuna şey harcamayayım. Mana harcamayayım fazladan. Bazooka da tek rakibi böyle şak diye vuruyor ama pistolün manası daha az tabii. Bunlar daha demin 7 olmamıştı herhalde. Şunu al bakalım. Evet, bu kapıyla ilgili burada bir puzzle var. Tamam, çözelim hemen. Burayı çalıştırıyoruz. Ha, şuraları birbirine birleştireceğiz. E, çok da zor değilmiş. Evet, Zoro nasıl çalıştığını merak ediyor. İşte bilmiyoruz vallahi. Mühendislik harikası Zorucum. Şunları alalım. Pek kaçırmak istemiyorum. Bol bol kullanırız savaşlarda da. İkinci kat. Gel lan, gel kapışalım, gel.
Şih 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 diye gülüyor Luffy de. Sen yine pistollersin Luffy'cim. Çok güzel. Zoro'nun karşısında yine bu üçlü var. Tamam, kolay olacak yine. Şöyle yine alan etkili. Üçüne birden vurabilecek yeteneğimizi atalım. Bu sefer üçünü öldürdü Zoro. Aferin lan. Bu sefer başardı aslanım benim. Burayı kıralım. Ogre Onion'u da aldık. Şimdi yine şu kapı var. Şöyle oraya verdik mi? Orayı da çevirdik mi? Tamamdır. Burası kapandı lan. Bir dakika, biz nereden gideceğiz ki? Ha, tamam o zaman. Şurayı açmamız lazım. Bu arada şunu da alalım. Aha, orada bir şeyler var. Hadi gidelim. Şu nedir? Yine Jelly Rock çıktı. Vallahi her yeri kırıp döküyorum. Aman tanrım. Bu neymiş? O ney lan öyle? Dur bakalım o neymiş. Hemen yoldaşını da alalım tabii. Bu ne lan böyle? Bu tablet ve yazı ne yazdığını söylesene Robin. Daha fazla araştırma yapmalıyım. Şimdilik anlamıyorum. Evet, Robin'e de iş çıktı. Buna hala niye bunun üstündeyiz? Bunda bir yapacak bir şey var mı ki? Ha, tamamdır. Şeyi aldık herhalde. Aynen, aldık tableti. Robin üstünde araştırma yapacak. Hemen şuraya koşalım bari. Hatta koşmadan şurada bir save atayım hemen. Şu eleman bize doğru gelecek mi? Aha, sandık. Aç 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 aç. Güzel bir şey çıksın. 42 çıktı. 42 ne oluyor o ya? Bazılarında atak defans falan yazıyor da. Bak yine zıpladım ya. Hep zıplıyorum. Şeye basıyorum. X'e basıyorum. O yüzden kafalar gidiyor. Tamamdır. Şimdi önde bir tane böyle bekçi koymuş. Gel lan gel, ben de sana giriyordum zaten. Senden korkan senin gibi olsun oğlum. Hadi bakalım kapışalım Zoro. Sen yine yapacağını biliyorsun Dragon Twister. Yapıştır oğlum. Aa, öldüremedi. Tamam Luffy. Luffy de ne yapacağını biliyor. Luffy ile bu sefer gerçi manasını az... Gerçi bir sürü şey var elimizde ya. Kullan abi, niye korkuyorum ki? Güzel, canını iyi azalttık. Herkes Zoro'ya vuruyor. Şimdi o weak, güzel. O zaman Usopp sen de şöyle şu Exploding Star'la şunu öldür. Güzel. Şimdi Zoro ile hemen şey yapalım. Yine dragon yapacağım. Nami geldi. Nami ile hırsızlık deneyeyim ya, merak ettim. ...311 beri kazandık. Güzel. Zaten şimdi Zoro ile rahat şunu öldüreceğim. Böyle onigiri yapalım, yeterli bence. Nice. Güzel savaştı çocuklar, aferin size. Bir dakika, 4 level birden atladı. Lan ne oluyor? Oha, iyi level atladık ha. 11-12 level oldu herkes. Oo, bayağı güçlendik bu arada, güzel. Save mi alsak? Neyse. Burada Kolossus var herhalde şu içeride.
Evet, bu elektriği yok etmemiz lazım. Burada bir bariyer var. Luffy bunun içinden niye giremiyor ki? Evet, şimdi orayı bir yok etmemiz lazım. Sonra da Thunder Colossus'u yok edeceğiz sanırım. Evet, bak her yerde bir şeyler var. Burada bayağı büyük bir puzzle var. Şimdi bakalım. Bu elektrik kaynağını mı şey yapmamız gerekiyor? Tamam, biraz daha bir yakından bakmak istiyordum da oraya götürmediler. Okey. Şu arkadaşları bir dövelim hemen. Gel lan gel, kaçma. Arkadan yakaladığım için şimdi herhalde şeyim şu an. Avantajlı konumdayım. Şimdi Luffy'ciyim. Direkt atak vurmayacaktım ama hadi neyse. Bir yanlışlıkla bastım. Dur, Zoro'yla bir Dragon Twister çakalım. Güzel. Usopp'cuğum sen tek vuruşta alırsın bence. Güzel. Bu arkadaşın da canı azmış. Dur, Nami ile bundan yine bir şey çalacağım ya. Hırsızlık güzelmiş. Yani oyunlarda güzel. Ne aldık? 314 peri. Bunlara herhalde hep aynı maaşı veriyorlar. Şimdi yine bir ikişer ikişer level atladık. Çok güzel. Hemen şu sandığımızı açalım. Bu niye o kadar parladı lan? Ya bir tane enerji apple için de sandık koymayın be oğlum. Kırmam bakalım. Bu oyunun şu merdiven çıkışları biraz sinir bozucu ama gerçekten. Keşke şuraya bassaymışım, direkt çıkardım. Şimdi burayı keseceğiz. Hatta kapıyı açtık burayı kesip. Tamam, bir şey değişti mi? Değişmedi gibi. Şunu alalım. Aa, burada bir tane şey var. Bu ne lan? Oha, bu ne lan? Kocaman bir şeye benziyor. Sana hiç saldırmak istemiyorum da neyse, dur merak ettim. Arkadan geleyim. Tamam, şimdi. Değişik bir yaratığa benziyor bu biraz. Boss değil tabii ki de. Şimdi bu adam teknikmiş. Tekniğe karşı güç iyiydi. Hemen Luffy ile bir saldırayım ben o zaman. Luffy ile buna bir bazuka yapalım ya. Evet, bayağı vurdum. O kadar da güçlü değilmiş demek ki. E güzel. Bir vuruyor lan bu. Usopp'la buna düz vururum. Tamam. O kadar da korkulacak bir şey değilmiş ama bir tane daha var. Zoro sen de onigiri yap koçum. Oo, Zoro'nun onigirisi tek attı. Nasıl öyle oldu lan? Zoro teknik çünkü. Neyse, yetenekle alakalı bir şeydir ya. Orayı tam takip edemedim. Hemen şuraya zıplayalım abi. Böyle. Şurada aynen şurayı kıralım. Şimdi biz buraya niye çıktık? Bu kapı kapalı. Burayı açmak lazım. Ama burayı açınca da aşağısı kapanıyor. Buraya çıkamıyorsun. O nasıl olacak lan? Allah Allah. Nasıl olacak harbiden? Şuraya öyle dokunamıyor muyuz? Elimizde yok. İlginç. Gerçekten. Yani bir daha denesek mi? Aşağı atla bakayım. Buradan tırmanılıyor mu lan? Şuraya okuyalım. Evet, tırmanılacak gibi değilmiş. Oğlum ne yapacağız o zaman harbiden? Bir daha bas bakayım.
Aa, ne oldu lan? Nasıl yaptım ben bunu ya? Yanlışlıkla yaptım lan, o kadar düşünüyordum. Ya herhalde şey, aynen, bu iki tane dönüktü. Buradakini kestik, oraya giden buydu. Buradakini kesip şu iki tarafa verdik. Şu yukarıdaki kapıyı da açtık böylece. Tamamdır. Tamamdır, anladım abi. Hemen yukarıya gidelim o zaman. Bakalım ne varmış yukarıda. Evet. Aha, burada da bu var. Bunu da şöyle söndürelim. Evet, bak bir tane söndürmüştük. Şimdi bir tane daha söndürdük. Şimdi iki tane daha yan tarafta kaldı. Onları da söndüreceğiz. Ve açılmış olacak tamamı. Hemen sandık mandık ne varsa açıyoruz. Tamam ya, çok zor değilmiş bu arada. Şimdi buradan hemen oraya koşturacağız. 2 saat. Şuraya bir kısa yol yapsaydınız iyiydi aslında. Şu bizi görmesin ya. Boşuna bunlarla savaşmayalım. Gördü mü lan? Yok, görmemiş. Ama bu dev şey bizi görecek gibi. Hemen şu arkasından. Ya bir dakika, biz buraya nasıl tırmanacağız? Ha tamam, burada bu varmış. Ben diyorum niye chopper'la geçtik? Niye chopper'a geçtik harbiden ya? Zoro iki kılıç darbesiyle burada bize otoban yapardı. Dur bak, şimdi chopper'la şöyle sinik sinik bunun kıçına doğru yaklaşalım, tamam mı? Ulan bunlar nasıl geldi? Hadi chopper geçti, hadi bunlar nasıl geldi buraya? Şimdi bak. Bu adamlar power. Biz de tekniğiz. Teknik power'ı ne yapardı? Yenerdi. Bir de Dragon Twister çaktık mı? Tek atarız. Aferin Zoro. Bununla da bir pistolle herhalde alırız bu arkadaşı diye düşünüyorum. Evet, artık güzel vuruyoruz. Güçlendik çünkü. Tamam. Şuradan geldik zaten. Tam karakter nasıl değişiyordu ya? Ha, şöyle değişiyordu değil mi? Hemen şuraları da alalım. Ve buradan gidelim. Şuna görünmeden. Aa, orada bir şey var. Gördüm onu. Gözümden kaçmaz. Zoro'nun kübüymüş. Bak, önemli bir küp. Yine nasıl tırmandığını unuttum. Allah'ım ya. Bu arada Sanji'yi yedek tutmayalım ya. Sanji ile oynayalım. Oğlum bu ne lan? Tırman bitmedi. Bir dakika, nereye geldik? Ha, böyle yan yan mı gidiyoruz şimdi? Yalnız çok tırmanmışım ha. Şurada küp mü var? Yok. Tamamdır, şimdi buraya geldik. Tamam, iki yeri de kestik. Bir tane kaldı. Duvar gittikçe inceliyor bu arada. Son şeyi de artık açtığımızda, daha doğrusu kapattığımızda duvar iyice kapanacak ve artık Thunder Colossus'la kapışacağız. Şöyle şunu da alalım. Evet, o da burada sonuncusu. Hatta ben şimdi hemen tayfayı nerede değiştiriyorduk? Sanırım savaş sırasında değiştiriyoruz. Bu arada Haki'ye de bir tıklayayım dedim de. Neyse. Şu rakibe bakıp Haki'ye tıklasam ne olur? Experience Boost varmış herhalde. Onu gösteriyor şu an rakipte. Evet, son şeyi de yapıyoruz yavaştan.
Evet, oldu mu? Geçen gördüğümüz ateş deviydi bu. Yıldırım devi. Evet. Şimdi bunu döveceğiz. Buradan atlayabiliriz. Şunla karşılaşmasak. Bakayım. Aynen orada dolaşıyor. Sen yordu, uyu. Tandır kolususu bu mu? Tıpkı ateş kolususu gibi. Kolosus diyorum da bu arada dev işte. Evet. Şimdi bunu indirelim. Şimşeği kontrol etme yeteneği var bunun. Tabii Luffy de hiç korkmuyor çünkü o bir lastik. Evet. Şimdi tayfa bu şekilde ama ben burada Nami ile Usopp, yani hadi Usopp kalsın da Nami'yi çıkarmam lazım bence. Nasıl çıkarıyorduk ya? Ha şuradan. Battle Crew diyelim. Sanji'yi alacağım ya. Sanji sağlam vurur. Ama aslında şöyle düşünüyorum. Aynen Sanji'yi alalım. Şu ikisi zaten silahlı eleman. Sanji'yi alalım, bir tane daha güç olsun. Nami'yi çıkaracağım ben. Hem 14. seviye. Şimdi. Bak bu adam hız şeyiymiş. Hıza karşı güç gelir. Yani Sanji ile mesela çok rahat vurabiliriz. Veya Luffy ile fark etmez. Şöyle Gatling yapalım. Daha doğrusu Bazooka yapalım. Tek rakip zaten. Tamam, fena değildi. Luffy tabii ki bir hasar yedi. Şimdi sıra Usopp'ta. Usopp'ta ne yapsın abi? Usopp'ta bunu atsın. O ne lan? Ne yaptı? Lan o neydi ya? Ana saçma sapan bir şey oldu. Okumadım da yeteneği ya. Neydi acaba? Sıra Usopp'a gelince bir daha bakacağım. Çok merak ettim. Sanji ile de şöyle güzel bir tepik atalım. Oy ulan ne vurdu. Bu abimiz de bize heal attı. Kanka onlar bize pek işlemez diyeceğim de ne oluyor lan, herkesi sersemletti eleman. Sanji'nin manası kalmadı ama fark etmez ya, buna da ölür büyük ihtimalle. Aynen. Güzel. İlk boss'umuzu, gerçi bu ikinci boss mu oluyor? Boss'umuzu alt etmeyi başardık diyelim kısacası. Kaçıncı olduğunu saymadım. Oo, bir sürü güç var. Hepsini bu mu almış lan? Eski level'ımıza döneriz herhalde buradan. Nasıl da sevindi garibim. Ne oluyor lan? Vay. Lan Usopp gidiyordu az daha. Luffy atsa hadi neyse de. İyi misin koca burun? Ha üzgünüm. Adio muhteşem, harikasın. Evet. Grap meyvesi kullanıcısıymış bu arkadaş da. Şeytan meyvesi kullanıcısı. Bu yakalama, dokunma gibi bir şey herhalde. Evet. Her şeyi yakalayabiliyormuş. Sanırım canlı şeyleri tutamıyormuş, yani ya onları yakalayamıyor. Cansız şeyleri sanırım, yanlış anlamadıysam, tutabiliyor. E güzel.
İşe yaradı bak. Seni yanlış tanıdım diyor. Usopp ama hayatını kurtardı adam tabi. Sanji falan da bayağı şey düşünüyordu, olumsuz düşünüyordu. Şimdi özür diliyorlar tabi adıyodan. Lim'in size yarattığı derde karşı size ödediğim bir şey olarak görün bunu dedi. Karşılık olarak yardım etti yani. Bu neymiş? Bayağı değerli bir şeye benziyor. Tamamdır. Bunu araştıracak, inceleyecek adıyor. Evet, Thunder Colossus korunu elde ettik. O herhalde Thunder Colossus'un koru. Yani çekirdeği. Bakalım ne işimize yarayacak. Bu arada bu yıldırımlar duracak mı? Aa, denizciler. Aa, Tashigi. Aa, Smoker. Lan, Tashigi ile Smoker geliyor. Reis be, lan. Bu ışık da nedir dedi. Tashigi bilmiyorum diyor. Tiplere bak. Vay be, Smoker da geldi. Evet, ilk dev düştü. Bu beklenmedikti. Ne yapacağız diye şimdi düşünüyorlar. Evet, biraz belalı bir durum oldu bu büyük abiler için. Şimdi Adio'nun evine döneceğiz. Hadi bakalım. Şurada bir şey mi var? Şurada gizli bir şey var lan. Onu gördüm. Şuradan hoplayıp zıplayıp alabilir miyiz? Şuradan zıplayalım. Ha, alamıyor muyuz lan? Şuradan zıplayalım. Buraları niye zıplayamıyor bu karakter ya? Neyse. Şunu alalım biz de. Küp mü? Şu yukarıdaki küp mü ya? Orada bir şey mi var? Oğlum, küp mü bir şeyler diyorlar. O yukarıdaki küpse onu kaçırmamam lazım yalnız. Onu... Küp değil o ya. Dandik bir şey. Neyse geç. Burada bir save alalım. Evet, save'imizi aldık. Hemen gidelim o zaman. Şu normal yoldan. Normal yol dediğim de bu arada bu yani. Yok. Pek bir normal değil sanırım ama. Buradan at. Yani Luffy, buradan da atla be koçum. Ottottottottana tüküreceğim senin de. Buradan atlayamıyor musun cidden Luffy? Tamam Luffy, tamam tamam. Ottottottottottot dede. Yani şey yaptın. Nasıl at düşeceğiz lan buradan? Buradan inebiliyor muyuz peki? Ha tamam, atlayabildik sonunda ya. Burada kutu varmış. Değişik bir kutu. Bu ne lan? İçi boş çıktı kutunun. Çöp kazandık. Burada veya. Şimdi hemen Adio'nun oraya koşturalım. Yine aynı yoldan gidiyoruz. Evet, Adio'nun evine geldik. Gidelim bir konuşalım bakalım. Araştırma yapacaktı en son ama. Ne yapıyorsun? Ne oluyor lan? Kavga mı ediyorlar? O küp ne lan öyle? Bu küpler de mi birinin gücü acaba? Parlamıyorlar falan ama. Şimdi Lim'e soracaklar sanırım. Evet, Lim'i bulmamız gerekiyor.
o dev küpleri soracağız. Lim'e gitmeden önce bu bölümümüzü de burada noktalayalım o zaman. One Piece Odyssey serimiz devam ediyor arkadaşlar. Umarım hoşunuza gidiyordur seri. Bu üçüncü videosu oldu serinin. Eğer hoşunuza gidiyorsa beğen tuşuna basmayı ve yorum atmayı unutmayın. Abone olursanız da benim için çok iyi olur. Bunlar beni motive edici şeyler bayağı. Ya video atmamı sağlıyor. Şimdilik burada bırakalım o zaman. Ne yaptık bu bölümde? Yıldırım devini gittik onun lahitine önce. Gittik onu orada yendik. Sonra içinden onun çekirdeğini aldık. Bu adıyor onu araştırıyordu en son. Bakalım ne yapacak? Ondan sonra da tabii büyük küpler bulduk. Sanırım yanlış anlamadıysam orayı. Şimdi Lim'i bulacağız. O küçük kızı ve o küplerin olayını soracağız Lim'e. Ne olduğunu soracağız. Onların ne anlama geldiğini soracağız. Onu da tabii bir sonraki bölüme, dördüncü videoya bırakalım. Bu bölümlük bu kadar olsun. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.